Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu sevimli balıktan yapacağız. Minnoş, minicik bir balık arkadaşlar. Anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle, çok sevimli. Kanalımda ayrıca anahtarlık olarak kullanabileceğiniz farklı oyuncaklar da var. Şöyle, minik bir dinozor. Küçük bir kaplumbağa. Bu çok şirin oldu arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Minicik bir kuyruğu da var. Bir önceki videomdu zaten bu da. Ondan sonra bu da çok güzel. Küçük bir penguen. Hepsi birbirinden kolay. Dilediğinizi seçip yapabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte bu balığı yapacağız. Yapımı da oldukça kolay. Çok kısa sürede de bitiyor arkadaşlar. Hemen 10 dakikada yapıp sevdiklerinize paylaşabilirsiniz, sevdiklerinizle hediye edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, malzemesi de çok az, kadife ipe ihtiyacımız var. İstediğiniz, dilediğiniz markada, istediğiniz renkte kadife iplerle çalışabilirsiniz. İçine koymak için çok az bir elyafa ihtiyacımız var. Gözlere ben yapıştırma göz kullandım. Kilitli göz de kullanabilirsiniz ya da ipten de göz yapabilirsiniz. Şöyle ben kaplumbağa yaparken göstermiştim. Hem çok basit hem de böyle ipten göz yapmıştım. O şekilde de göz yapabilirsiniz. Tığımı göstermek istiyorum. 3,5 numara arkadaşlar. Tığınızı ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Bazıları ince çıkıyor. Bazıları böyle biraz daha kalın çıkabiliyor. O şekilde ipinize göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Makasa ihtiyacımız var. Elyafı söyledim zaten. İçine çok az bir elyaf da gerekli. Bunları eğer siz de benim gibi yapıştırma göz yapacaksanız silikon tabancasına ihtiyacımız var. Bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçebiliriz. Örgümüze hemen başlıyoruz arkadaşlar. Kadife iplerde şöyle bir düğüm atıyorum hemen. Şöyle uçları gördüğünüz gibi çıkabiliyor. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. Şöyle şu ortadaki zincirin tek katına batacağım arkadaşlar. Burayı sihirli halka gibi kullanacağım. İçine 8 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle ortasına, zincirin ortasına batarak 8 tane sık iğne yapalım. Böylece birinci sırayı bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçtik. İkinci sırada her sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapacağız. Yani arttırma yapacağız arkadaşlar. Şöyle birinci sık iğnenin içine batıyorum. Bir kez daha aynı yere batıyorum ve arttırma yapmış oldum. Bu şekilde 8 olan sık iğne sayımızı sıranın sonunda 16'ya çıkarmış olacağız arkadaşlar. Bakın hepsine ikişer defa batarak işaret ipimin olduğu yere kadar geliyorum. Şöyle buraya işaret ipini oraya kadar gelelim. İkinci sırayı da bitirdik arkadaşlar. Her ilmeğe çift batarak 16 tane sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi 3. sıradayız. 3. sıraya şöyle 7 tane sık iğneyi düz bir şekilde örelim. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane düz bir şekilde ördükten sonra şurada bir tane arttırma yapıyorum. Aynı yere 2 kez batıyorum arkadaşlar. Şimdi devamında yine de 7 tane sık iğneyi örüyorum. Yine bir tane arttırma yapacağım. 2 3 4 5 6 ve 7
7 tane ördüm. Şurada son ilmekte, işaret ipinden önceki ilmekte aynı yere 2 kez batarak bir arttırma daha yapmış oldum. Bu sırada da 2 kez arttırma yaparak 18 tane ilmeğe ulaşmış olduk. Şimdi 4. sıradayız. 4. sıradayız. 18 tane ilmeğimiz var. Bunu her ilmeğin tepesine bir tane ilmek yaparak sıranın sonuna kadar arkadaşlar, bu işaret ipinin oraya kadar gelelim. Bu sıramızda arttırma ya da eksiltme yapmıyoruz. 18 tane sık iğneyi düz örüyoruz. Şimdi bu sırayı da bitirdik. 5. sıraya geçtik. Bu sırada minik kanatlarını ve kuyruğunu da yapacağız arkadaşlar. Şimdi 3 tane sık iğneyi düz bir şekilde örüyorum. Şöyle 1, 2, 3. Şimdi birinci kanatı yapalım balığımızın. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şöyle hemen şuraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şu ikinci ilmek kaydırmamı da yine yapıyorum. Ve aynı yere ilmek kaydırma yaparak burayı bitirdim. Şimdi 10 tane sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ördükten sonra yine buraya bir kanat yapacağız. Şöyle biraz önceki gibi yine 3 tane zincir çektim ve içlerine ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle aynı yere de batarak ilmek kaydırma yaptım. Şimdi şöyle 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektikten sonra burası da kuyruk olacak arkadaşlar. Şöyle tığıma ipimi doladım. İlk sondan ikinciye batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Yanındakine ilmeğin tek katına batarak bir sık iğne yapıyorum. Şu en sona da arkadaşlar, şuraya da bir ilmek kaydırma yaptım. Tekrar buraya aynı yere batarak ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma. Şimdi tekrar aynı şeyi yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şöyle tığımın başını aldım. Sondan bir öncekine batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Onun yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. En son zincirin tek katına da bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Ve aynı yere arkadaşlar, ilk başladığımız şuraya batarak bir ilmek kaydırma daha yaptım. Ve buraya da işaret ipimin yanına bir tane sık iğnem var. Onu da örerek burayı bitiriyorum. İpi de değiştireceğiz bir sonraki sıramızda arkadaşlar. Şöyle burada kuyruk ve kanatlarını yapmış olduk bu sırada. Şimdi ip değiştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde değiştireceğiz. Şöyle şu en son bir sık iğne örmüştük ya, en son şu şekilde
sık iğnemizi örerken ipimizi değiştirelim. Şöyle. Evet. Bunu buraya taktım. Şimdi burada biraz önceki sırada arttırma ya da eksiltme yapmamıştık arkadaşlar. 18 tane sık iğnemiz vardı. Şu ipleri de buradan bağlayabiliriz. İçten de yürütebiliriz. Hangisi kolayınıza gelirse arkadaşlar öyle yapalım. Evet. Bu şekilde. Şurada arkadaşlar 18 tane sık iğnemiz var. Bunu öreceğiz. Sadece BLO şeklinde öreceğiz. Sıra sonumuz burası zaten. İpimiz burada hiç çıkarmamıştık. Şurada gördüğünüz gibi şöyle örgü gibi gözüken yerleri var ya arkadaşlar, onun şöyle örmeyeceğiz de şuradan tek katını alacağız. Şöyle tek katını alıyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Birinci sık iğnemi yaptım. Tek katını alarak şuradan yine arkadaşlar bakın tek katını alıyorum. 2 sıranın sonuna kadar arttırma ya da eksiltme yapmadan gidiyoruz. Bu kanatları yaptığımız yerin altında da zaten şurada ilmeğimiz o şekilde buradan batıyoruz arkadaşlar. Şu zaten kanadın altında aynı ilmeğe batmıştık. Bu şekilde buradan alarak devam ediyoruz. 18 tane ilmeğimiz olacak. Sadece BLO şeklinde, yani ilmeğin arka kısmından örerek bu sırayı da bitirelim arkadaşlar. Şuralardan. Şöyle bakın gözüküyor zaten ilmekler. Bu şekilde arkadaşlar geldim kuyruğun oraya. Kuyruğun orada da bildiğiniz gibi biraz önce yaptığımız gibi tek ilmeğe yapmıştık bu kuyruğu. Onu da atlayarak şuradaki ilmeğin içine batarak bir sık iğnemi de yaptım. Ve sıranın sonuna geldim. Burada 18 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi 7. sıraya geldim. 7. sırada azaltmalar yapacağız. Bir tane öreceğim arkadaşlar. Bir tane azaltacağım. Bir öreceğim. Bir tek, bir çift şeklinde sıranın sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Şöyle. Bir tek, bir çift. Şöyle. İki tane sık iğneyi birlikte alıyorum. Bir tek, yani bir tanesini düz ördüm. Diğerini eksilterek gidiyorum. İki sık iğneyi alıp böyle bu şekilde hepsini birlikte kapatıyorum. Ve 12 tane sık iğneye düşürüyorum ilmek sayımı. Bu şekilde sıranın sonuna geldim zaten. Birlikte geldik. Eksiltiyorum. Şimdi burada 12 tane sık iğnemiz olmuş oldu. İçine biraz elyaf koyalım arkadaşlar. Şimdi son sıradayız arkadaşlar. Bu sırada hep azaltarak gideceğiz. Bütün ilmekleri azaltarak sıranın sonuna kadar geleceğim. Şöyle. İki tane sık iğneyi alıp birlikte kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar ipimi şöyle kesiyorum. Şuradan şu şekilde çıkarıyorum. Şunu da şöyle içine koyalım. Bir iğne yardımıyla, tığla da yapabilirsiniz tabii ki. Şöyle şu işaret ipimi de artık çıkaralım. Şu açıklığı tamamen kapatacağız arkadaşlar. Şöyle burada şöyle netleşsin. Evet.
şöyle şuradan ilmeklerin tek katına batıyorum. Şöyle çektirince kapanacak. Bu şekilde arkadaşlar, bakın kapanmış oldu. Bu ipi de böyle aralardan birkaç kez geçirdikten sonra kesebiliriz. En son şu yukarıdaki yüzgecini de yapalım. Şöyle arkadaşlar, tığımı şu en baştaki yerden buraya geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şöyle içine ilmek kaydırma yaptım. Şuraya da bir tane sık iğne yaptım. Şöyle bunu buraya bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle. Şu iple. Evet, gözlerinde boncuk şeklindeydi. Yapıştırdım arkadaşlar. İpten de yapabilirsiniz elinizde, eğer böyle boncuklar yoksa. Ya da kilitli gözle takabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4 ile 5. sıralar arasına gözleri takabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çok sevimli olmadı mı sizce de? Hem çok basit hem çok sevimli, anahtarlık olarak da kullanabileceğiniz minnacık, minnoş bir minik balığımız oldu. Hoşça kalın.